AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor. Kulak verelim. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının o zor şartlarda verdiği mücadelenin idrakinde olarak bugün ülkemizi daha ileri götürmek, daha güçlü hale getirmek için bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Kuşkusuz o günlerin sadece geçmişte kalan günler olarak değil, sürekli olarak bugün de idrakimizde yaşatmamız gereken günler olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu vesileyle bir kere daha ilk Cumhurbaşkanımız, kurucu Cumhurbaşkanımız, İstiklal Savaşımızın kahraman başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve şükranla anıyoruz. MYK'mızda iç ve dış siyasi olaylar başta olmak üzere pek çok gündemimiz var. Tabii ki gençlik kolları ve kadın kollarımızın bugün çalışmalarına yoğunlaşıyoruz. Bugün gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımız yaptıkları çalışmalarla ilgili kapsamlı sunum yapıyorlar MYK'ya. Dolayısıyla gençlik çalışmaları ve kadın çalışmalarına ayrılmış bir MYK olarak da değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz MKYK'da Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MKYK üyelerimizin de arzusuyla bir karar alınmıştı. Bu hafta sonu, Cuma, Cumartesi, Pazar, geçtiğimiz hafta sonu bütün MKYK üyelerimiz afet bölgelerinde, gruplar halinde vatandaşlarımızla birlikte oldular. Onların raporları da aynı şekilde MYK'mızda, oradaki izlenimlerde değerlendiriliyor. Değerli arkadaşlar, acı kayıplarımız var. Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy'u kaybettik. Rahmet diliyoruz ailesine, değerli sanat camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine çok kıymetli ses sanatçımız İnci Çayırlı'nın vefat ettiğini öğrendik büyük bir üzüntüyle. Ailesine, bütün sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine değerli bir isim ve oyuncu Nusret Çetinel'i kaybettik. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tabii geçtiğimiz dönem, ay çok ciddi felaketlerle karşı karşıya kaldık. Bu felaketlerle mücadele konusunda büyük gayret sarf eden sahadaki bütün arkadaşlarımıza, bütün ekiplere, bütün çalışanlara bir kere daha buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bütün o zorluklar içerisinde teselli verici güzel başarı haberleri filenin sultanlarından geliyordu. İşte en son olarak 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda filenin sultanları yarı finale yükseldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Bundan sonra da daha büyük başarılar kendilerine diliyoruz. Diyarbakır annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül itibariyle 3. yılına girecek. Diyarbakır annelerine, evlatlarına kavuşmak için büyük bir vicdan mücadelesi veren bu annelere bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı AK Parti MYK'sından, buradan AK Parti Genel Merkezi'nden iletiyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız MYK toplantısının başlangıcında her MYK'da olduğu gibi kapsamlı bir değerlendirme yaptı, MYK üyeleriyle paylaştı. Burada özellikle göçmen konusu ve göç yönetimi konusunda yapılan çalışmaları ve bazı muhalefet temsilcilerinin yalan haber yayarak, yanlış rakamlar vererek, yanlış yönlendirmelerde bulunarak ortaya koyduğu değerlendirmelerle ilgili MYK'mız bir değerlendirme yaptı. Kuşkusuz Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek, üzerlerine bomba, ses bombaları atarak onları ölüm bölgelerine geri göndermeye çalışıyorlar. Biz ise böyle bir devlet değiliz. Bunun yanı sıra da bütün dünyanın şunu bilmesi gerekiyor. Bütün dünyanın gözü önünde en büyük vicdani, ahlaki ve fiili şekilde mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye yerine getiriyor. Bundan sonrasında Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Yani birileri Afganistan'da yeni krizler ortaya çıkar ve bu kriz çerçevesinde bir göç dalgası olursa kendi ülkelerine göçmen gelmemesi için Türkiye'yi bir tampon bölge olarak düşünüyorlarsa ya da bir göçmen kampı gibi düşünüyorlarsa kendilerine cevabımız hayatlarının en büyük yanılgısını yaşıyorlar. Bu kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu mesele biz size para verdik, siz göçmenleri kendi ülkenizde tutun gibisinden
çiğ, gayri insani ve siyasi açıdan kabul edilemez bir yaklaşımla yönetilecek bir mesele değildir. Dolayısıyla burada biz bunu çok çeşitli defalar muhataplarımıza ifade etmişizdir. Buna rağmen işte muhalefet temsilcileri çıkıyorlar. Bunu daha önce niye yapmadınız? Biz söyledikten sonra yapıyorsunuz diye. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. İnsanlar ölümden kaçıyor. Sınırlarınıza gelmiş Suriye'den. O zaman mecburen bu insanları ölümden kurtarmak için bu uygulamalara izin veriyorsunuz. Halbuki o zaman bizim bahsettiğimiz güvenli bölge kurulsaydı, bu insanlar Suriye toprakları içerisinde kalsaydı, ne Türkiye ne dünya böyle bir mülteci baskısıyla karşı karşıya kalmayacaktı. Ama o zaman tek çözüm önerileri Esad rejimiyle kucaklaşmak olan, Esad rejiminin zulümlerine sessiz kalmak olanlar bu konudaki şimdi Esad rejiminden biraz daha vites yükselterek biz bunları ülkelerine hemen geri göndereceğiz diyorlar. Şimdi birincisi hemen geri göndermenin ne manaya geldiğini geçen MYK'da anlatmıştım. 1945'te Azeri aydınları Boraltan Köprüsü'nde teslim ettiniz Stalin yönetimine ve hepsini öldürdüler. Dolayısıyla herkesin biraz geçmişine bakıp biraz daha dikkatli konuşmasında burada fayda vardır. Geçmişte yapılan yanlışlar, geçmişte yanlış yapılan adımlar konusunda daha dikkatli değerlendirmeler yapmasında fayda vardır. Türkiye kimseyi ölüme terk edecek bir ülke değildir. Aynı zamanda da hiç kimsenin kendisinin üstlenmediği sorumluluğu almak üzere üzerine sorumluluk yükleyeceği bir ülke değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiçbir şekilde 1945'te Boraltan Köprüsü'nde ölüme gönderdiğiniz insanlarınla ilgili sorumluluğumuzla ilgili hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Aynı şeye imza atar gibi ben bugün gelirsem yarın gönderirim. Nasıl göndereceksin? Esad rejimi katlettiği zaman nasıl yapacaksın? Halbuki biz orada güvenli bölgelere zaten gönderiyoruz. Çok sayıda kişiyi iade ediyoruz. Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Zaten gönüllü olarak geri dönmeyi teşvik ettiğimiz gibi güvenli bölgelerde aynı şekilde dönmek isteyenlere bu kolaylıkları da sağlıyoruz. Düzensiz olarak, izinsiz olarak bu şekilde gelmiş olanların çoğunu her sene sınırlarımızdan geri çeviriyoruz, gönderiyoruz. Dolayısıyla buradaki meseleye kapsamlı bir yaklaşımla bakmak gerekir. Hem bugünü düşünerek, hem geleceği düşünerek, işin hem insani boyutunu, hem siyasi boyutunu düşünerek, kuşkusuz Türkiye'nin demografik güvenliği, nüfus güvenliği öncelikli meselelerden bir tanesidir. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, hani önümüze mesela bir göç yönetimi planı koysalar, bunu dikkate alıp değerlendirmeye değecek bir takım argümanlar ileri sürseler, bu yine bir şekilde ele alınabilir. Ama bunun yerine çıkıp da sadece geçmişte yaşanan acıları, geçmişte yapılan yanlış işleri hatırlatırcasına yine bir takım utanç verici işlere imza atmaya hazır olduğunu söylemek bir siyaset planlaması değildir. Bir göç yönetimi planlaması kesinlikle değildir. Burada açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye kendi değerlerine yakışan bir şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse bundan sonrasında Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacağını düşünmesin. Özellikle Afganistan üzerinden oluşacak mülteci krizi konusunda bu uyarıları yapıyoruz. Yani birileri kendi sorumluluklarını yerine getirmeyip yine biz bunu üçüncü ülkelerin üzerine yıkarız gibisinden bir yaklaşım içerisine giriyorsa bu yaptıkları fevkalade yanlış olur. Burada geçmişte nasıl Suriye'de mesela şey önermiştik, herkes elini taşın altına koysun, bu insanların Suriye'nin içinde tutulması için gerekli adımlar atılsın demiştik. Tabii Suriye için önerilen model neydi? Suriye için önerilen model o zaman bir güvenli bölgenin oluşturulmasıydı, bir uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız bunun oluşması için çok gayret etti. Ama buna yanaşmayanlar, o insanlar ölümle karşı karşıya kalınca bu göç dalgasının ortaya çıktığını gördü. Tabii ki Afganistan için aynı modelden bahsetmiyoruz. Yani Suriye'deki modelden bahsetmiyoruz. Afganistan ayrı bir yer, ayrı sorunları var, ayrı dinamikleri var. Suriye ayrı bir yer, ayrı sorunları var, ayrı dinamikleri var. Ama gözüken şöyle bir mesele var. Oradaki kargaşa devam ederse, kaos devam ederse, bir takım sıkıntılar ortaya çıkarsa bu göç dalgası oradan büyüyecektir. Buna karşı gelişmiş ülkelerin bu göç dalgasını nasılsa bazı ülkeler, sınır ülkeleri İran'dan başlayarak bu yükü üzerine alır gibi bir plan içerisine giriyorlarsa
hayatlarının en büyük hatasını yaparlar. Hiç kimsenin bu şekilde bir planın taşeronu olacak hali yoktur. Şu anda herkesin oturup Afganistan'la ilgili olarak kapsamlı bir planı düşünmesi lazım. Buradaki kaos nasıl önlenir? Burada oluşacak mülteci baskısının Afganistan'ın içinde durdurulması, Afganistan'ın içerisinde konumlandırılması, Afganistan'ın dışına taşmaması nasıl sağlanabilir gibisinden bunu düşünmek lazım. Bununla ilgili olarak da ellerini taşın altına koymaları lazım. Gerek ekonomik olarak, gerek siyasi olarak bu konuyu iyi değerlendirmeleri lazım. Değerli arkadaşlar, Türkiye açısından, partimiz açısından Balkan ülkeleri, Balkanlardaki kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz çok önemli. Her zaman yakından takip ettiğimiz bir konudur. O sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkanlar çerçevesinde Bosna Hersek ve Karadağ'a yaptığı ziyaret son derece önemli olmuştur. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etti. En son Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri biliyorsunuz Türkiye tarafından 16 Mart'ta misafir edilmişti. Balkanların barış ve istikrarı bizim için çok önemlidir. Balkanların, Avrupa Birliği'nin Balkanlara doğru genişleme politikasını her zaman destekledik ve bu konuda da ayrımcı ya da ilkesiz davranılmaması gerektiğini söyledik. Gerek etnik açıdan, gerek diğer açılardan Balkanların sorununun çözülmesi, Balkanlarda barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi fevkalade önemlidir. Hem bölge barışı için hem dünya barışı için. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeyle yürüttüğü temaslardaki sıklık ve yakın diyalog aslında buna katkı sağlamaktadır. Ama yine bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti çerçevesinde de Avrupa basınında bazıları Balkanları Türkiye'ye bırakmamak lazım, Balkanlarda Türk etkisini kırmak lazım gibisinden başka ülkelerle birlikte Türkiye'yi anarak son derece yanlış bir işe imza atıyorlar. Geçmişteki sorumsuzlukların yeniden sergilenmesidir bu. Kendileri Balkanları birilerinin arka bahçe gibi görmesi Balkanlarda barış ve istikrarı sağlamaz. Oraya doğru politikalarla, kardeşlik ilişkileriyle, devletler arası münasebetlerle, planla, projeyle oraya katkı sağlayacak işler yapmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapmaktadır. Geçtiğimiz hafta tabii son derece önemli hizmetlerin, önemli açılışların yapıldığı bir haftaydı. Özellikle Türkiye'nin gelişen savunma ihtiyaçları, bölgemizdeki gelişmeler açısından Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, kuvvet komutanlıklarımızla ilgili olarak altyapının güçlendirilmesi çalışmalarına her zaman önem veriliyor. Bu çerçevede de Ankara'da Ay Yıldız formatında Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerimizin karargahının temeli atılmış oldu. İnşallah 19 Mayıs 2023'te de açılışı gerçekleştirilecek. Bu Silahlı Kuvvetlerin, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Silahlı Kuvvetlerin altyapısının daha da güçlendirilmesi, yeni imkan ve kabiliyetlere kavuşması açısından ve koordinasyonun en üst düzeyde, en sıkı bir şekilde sağlanmasının gerçekleşmesi açısından da son derece önemli olacaktır. Tabii dünyada savunma sanayindeki yarış çok büyük boyutlara erişmiş durumda. Her zaman için dünyada savunma ile ilgili, savaşlar tarihi ile ilgili olarak bakıldığında yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, bunun rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendirileceği her zaman bir mesele olmuştur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında demir yollarının, orduların hareketlerine nasıl uygulanacağı, savaşa nasıl uygulanacağı gibisinden stratejiler konuşulurken artık pek çok aşamadan geçilerek bugün oyun değiştirici güç olarak bizim İHA dediğimiz, SİHA dediğimiz, TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir. Bu çerçevede geçen hafta Cumhurbaşkanımızın katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, TİHA, teslimat ve kurs bitirme töreni fevkalade önemlidir. Burada ortaya koyulan tablo, gerçekleşen performans, ülkemizin bu oyun değiştirici kabiliyete nasıl kavuştuğunu göstermektedir. Hepiniz takip ediyorsunuz. Sık sık Amerikan basınında, İngiliz basınında, Rusya'da, Çin gibi bazı ülkelerdeki çeşitli değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde, bir takım stratejik analizlerde Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete kavuştuğu ifade ediliyor. Bu son derece önemlidir. 10 sene evvel bunlara biz parasını versek bile ulaşamıyorduk bu teknolojiye, bu imkanlara.
Bununla ilgili olarak sizi sıraya koyuyorlardı. En düşük terk ettikleri teknolojiyi satmak için bile işte kongre kararı almaktan, meclis kararı almaktan ya da başka şeylerden bahsediyorlardı. Tüm bunların geride bırakılması, bu kadar kısa zaman içerisinde geride bırakılmış olması ve Türkiye'nin böylesine oyun değiştirici bir kabiliyete kavuşmuş olması bir dönüm noktasıdır. Kuşkusuz Nuri Demirağların, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un bu tip vatanseverlerin ortaya koydukları emekler çeşitli vesilelerle yıllarca engellendi. Biz yapamayız, gerçekleştiremeyiz lobisi buna her zaman set çekti. Buna bir takım dış güçlerin de müdahalesi oldu. Ama şimdi Nuri Demirağların, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un vatanseverliğinin çizgisi aynen devam etmektedir. Son olarak da Bayraktar ailesinin bu çizginin devamı olarak bu teknolojileri ülkemize kazandırma konusunda ortaya koyduğu performans takdire şayandır. Böylece savunma sanayi konusundaki kabiliyetimiz bu kadar zor bir coğrafyada, bu etrafımızda bu kadar kaotik işler olurken bütün bu kabiliyetlere kavuşuyor olmamız hem savunmamız açısından hem istihbari açıdan hem diğer açılardan hem sınır güvenliğimiz açısından son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarıyla ilgili olarak da bunların ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Kuşkusuz sizinle paylaşıyorum. En sıcak dış politika konusu Afganistan konusudur. Afganistan'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 16 Ağustos'tan itibaren orada ortaya çıkan tablo ile birlikte 16 Ağustos'tan itibaren 7 seferde 1409 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bu tahliye operasyonunu 7 seferde 1409 vatandaşımızın tahliyesini 16 Ağustos'tan itibaren gerçekleştiren herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biliyorsunuz Kabil'deki Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır orada görev yapıyorduk. NATO kapsamında yapıyorduk bu görevi. 2002'den bu yana da silahlı kuvvetlerimiz Afganistan'da görev yapıyor. Yani yaklaşık 19 yıldır, 20 yıldır Afganistan'da silahlı kuvvetlerimiz, aynı zamanda da 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı güvenliğini sağlıyor ve işletiyordu. Bu görev NATO kapsamı çerçevesinde gerçekleştirilmişti ve 20 binden fazla personel, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bu çerçevede görev yapmıştır orada. Kahraman silahlı kuvvetlerimizi bir kere daha tebrik ediyoruz. Böylesine zor bir ortamda 3-4 kere radikal bir biçimde dengelerin değiştiği, her gün iç savaşın yaşandığı bir ortamda şanla, şerefle, gururla, başarıyla ve en önemlisi de halkın teveccühünü alarak, oradaki mazlumların teveccühünü kazanarak bu görevi 20 bine yakın personelle 19 yıllık da görev yaparak 6 yılda havaalanında koruyarak gerçekleştirmiştir. Geçen sefer de söylemiştim. Tabii ki değişik seçenekler, Kabil Havalimanı'nın korunması gibi seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye'ye böyle bir talep olursa bu ele alınır. Ama öncelikli mesele Mehmetçiğin güvenliğidir demiştim. Bütün diplomatik çabalar, bütün askeri seçenekler değerlendirildikten sonra en son Kahraman Mehmetçik Afganistan'dan ayrılmıştır ve tamamen ülkemize gelmiştir. Görev yapan bütün komutanlara, bütün Mehmetçiğe buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biz Afganistan ziyaretlerimizde orada halk tarafından nasıl güvenildiğini, halkın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üzerinde ay yıldızı gördüğü zaman nasıl teveccüh gösterdiğini, kendi kardeşini, kendi evladını, kendi ailesinden birini görür gibi onlara nasıl sahiplendiğini kendi gözlerimizle gördük. Pek çok NATO askerinin dolaşamadığı sokaklarda, pazarlarda, halkın arasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları oranın yerli halkıyla iç içe tam bir güven kazanmış ve her türlü ihtiyaçlarına koşan bir yaklaşımla görevlerini icra etmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli başarılarından, bu kadar uzun görev süresi döneminde gerçekleştirdiği büyük başarılardan bir tanesidir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizi bir kere daha tebrik ediyoruz. Tabii burada bu geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Çeşitli diplomatik girişimlerimiz var. Bu geçiş döneminin işte yakın zamanda Taliban bir hükümet açıklayacağını söyledi. Bu geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde olması, Afgan halkının acılarını sona erdirecek mutabakatların ortaya çıkması çerçevesinde diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz.
hem kapsayıcı bir hükümet modelinin ortaya çıkması hem istikrarın sağlanması konusunda yaklaşımlarımızı iletiyoruz. Tabii ki kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda bütün kaygıların ortadan kalktığı bir tablonun ortaya çıkmasını çok arzu ederiz. Geçmişteki bir takım sıkıntılı tabloların, asla kabul edilemeyecek bir takım yaklaşımların ve uygulamaların hiçbir şekilde söz konusu olmaması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz. Tabii bu bizim basınımızda da tartışılıyor, dışarıda da tartışılıyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kabil Havaalanı'nın askeri bölümünün işletme ve güvenlik sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeydi. Artık 23 Ağustos itibariyle bu görev tamamen sona ermiş oldu. Daha sonra Taliban tarafından güvenliğin kendileri tarafından sağlanması şartıyla Türkiye'nin işletip işletmeyeceği ile ilgili olarak bir teklifte bulunuldu. Bu tabii inceleniyor. Afgan halkının faydasına olacak ama öncelikle tabii ki bizim elemanlarımızın, ekiplerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığı bir ortam ortaya çıkması durumunda tarihi ilişkilerimiz, dostluk ilişkilerimiz, ülkemizin hak ve menfaatleri bakımından bu değerlendirme yapılacaktır. Ne kadar Afganistan'ın zor bir dönemden geçtiği, en son DAEŞ'in Horasan kolu denilen bu tehlikeli örgütün yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ve askerin ölmesiyle bunu görmüş olduk. Umuyoruz ki Afganistan bütün bu terör örgütlerinden bir an evvel temizlenmiş olur. Afgan halkının da çektiği acılar son bulur. Tabii biraz evvel de söyledim, aynı zamanda diplomatik çabalarımız, uluslararası toplumla konuştuğumuz konulardan bir tanesi, kış ayları gelmeden acilen harekete geçilmesidir. Afgan halkına, özellikle de en kırılgan gruplar olan çocuklara, kadınlara ve yaşlılara dönük olarak tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü bu insani kriz devam ederse mülteci sorunu katlanarak artacaktır ve bu insanlar bütün dünyanın önünde ölümle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'nin herhangi bir şekilde bu mülteci akınına karşı sınırlarını açması söz konusu değildir. Bir tane daha mülteci alacak bizim gücümüz ve kapasitemiz yoktur. Dolayısıyla mülteci konusunda Suriye'de yaptıkları hatayı Afganistan'da yapmamalıdırlar. Afganistan'daki insanların bu insani kriz içerisinde göç baskısıyla karşı karşıya kalmayacağı, onların hem insani ihtiyaçlarının karşılanacağı hem diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı bir tablo uluslararası toplum tarafından yerine getirilmelidir. Yani kalkınmış ülkeler uluslararası sorumluluklarını üçüncü ülkelere yüklemeye çok meraklıdırlar. Bunu çok severler. Ama dediğim gibi böyle bir yaklaşımın hiçbir şekilde muhatabı Türkiye olmayacaktır. Hiç kimsenin de kendi sorumluluğundan kaçarak başkasına sorumluluk yüklemek gibi bir tavır içerisine girmemesi gerekir. Değerli arkadaşlar, tabii adli yıl başladı. Çok önemli. Bütün hukukçulara ve yargı çalışanlarına iyi bir adli yıl diliyoruz. Bu vesileyle Yargıtay Başkanlığımız yeni binasına kavuştu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız açıkladı. Geçmiş dönemde yapılan reformlar gibi bu dönemde de yeni reformların hazırlığı Adalet Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Tabii ki partimiz de bu kendi siyasi perspektifinden, Cumhur İttifakı kendi siyasi perspektifinden bu reform çalışmalarına katkıda bulunacaktır. Yeni Yargıtay binasının da Yargıtay camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Herkes için iyi bir adli yıl temenni ediyoruz. Bu MYK çerçevesinde sizlerle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizin bana sormak istedikleriniz varsa ben onları cevaplayayım. Buyurun lütfen. Efendim, A Haber'den Lami Ayhan. Sosyal medya düzenlemesinin meclis açılır açılmaz gündeme geleceğini biliyoruz ki bu kapsamda dün mecliste de bir toplantı yapıldığını biliyoruz. Bu çerçevede düzenlemede gelinen aşama nedir? Çerçevesi netleşti mi? Neleri kapsayacak ve MYK'nın gündemine de geldi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar, aslında bu konu sürekli olarak siyasi olarak bizim gündemimize gelen bir konudur. Çünkü biliyorsunuz bu konuyla ilgili olarak pek çok manipülasyonla ve pek çok şikayetle karşılaşıyoruz. Hem yalan haberlerin çok kolay yayıldığı, hem manipülasyonların çok kolay yapıldığı bir zemin burası. Dolayısıyla burayla ilgili olarak bir düzenleme ihtiyacı her zaman için söz konusudur. Bunu Avrupa ülkelerde yapmışlar, başka ülkelerde yapmışlar.
kendi egemenlik hakları çerçevesinde. Burada bir denge var tabii ki. Hem özgürlükleri, sosyal medya bir özgürlük alanı, hem bu özgürlüğü korumak, güçlü bir şekilde bu özgürlüğü korumak, ama aynı zamanda da bu yalan habere, diğer bir takım infial yaratacak girişimlere karşı da, insan şeref ve haysiyetini, insanların bireysel haklarını zedeleyen yaklaşımlara karşı da bireyi koruyan bir yaklaşım üretmek. Şöyle düşünün, bireylerin devlet karşısında, devletin uygulamaları karşısında korunması için pek çok mekanizma geliştirilmiştir. Temel hak ve hürriyetler düzeni, insan hakları sözleşmesi, çeşitli bireysel başvuru hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi, hatta sivil itaatsizlik gibi bir takım yaklaşımlar ortaya çıkmıştır, literatüre girmiştir. Bireyin devlet karşısında, devletin bazı uygulamaları karşısında korunması için demokratik toplum düzeni de bunları gerektirmektedir. Ama şimdi devletlerle yarışan bir güç olarak ortaya çıkan sosyal medyada bireyin haklarının korunması, bireylerin kendilerini güvende hissedebileceği bir ortamın ortaya çıkması çok önemlidir. Çünkü örgütlü bir biçimde bir bireyin şeref ve haysiyetine saldırıldığı zaman o bireyin oradan 2-3 tane tweetle kendini koruması mümkün değil. Eldeki mekanizmalar yeterince hızlı değil. Burada dikkat edilmesi gereken şey, dediğim gibi, buradaki özgürlük prensibini korumak ama aynı zamanda da bu düzenlemeyi gerçekleştirmek. Bununla ilgili olarak bir iki toplantı yapıldı arkadaşlarımız tarafından. Ama bu toplantılarda yani sonuca varılmıştır diyemeyiz. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünyadaki bütün örnekleri ve bütün yasal düzenlemeleri inceledi. Meclisten arkadaşlarımız, partiden arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler. Birincisi, en önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere ve dezenformasyona karşı korunaklı hale getirmek. Bugün hem bireyler açısından hem demokrasiler açısından yalan haber ve dezenformasyon büyük bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Ve sosyal medyada çeşitli stratejilerle çok büyük kitlelere ulaşabiliyor. Hem bireylerin korunması, hem kendi vatandaşımızın korunması, hem de demokrasimizin korunması açısından neler yapılmış veya neler yapılabilir, bunu takip ediyoruz. Bir de şunu unutmamak gerekir. Hem yabancı devletlerin, bir takım devlet altı örgütler dediğimiz örgütlerin, terör örgütlerinin, aşırılıkçı grupların sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullandığını görüyoruz. Yani yabancı istihbarat servisleri kullanıyor bunu. Devlet altı örgütler dediğimiz örgütler kullanıyor. Aşırılıkçı gruplar, işte Avrupa örneğinde olduğu gibi Naziler ya da DAEŞ örneğinde olduğu gibi bir takım gruplar kullanabiliyor. Ve burada terör örgütleri bunu çok yoğun bir biçimde kullanabiliyorlar. Burada psikolojik harekat ve dezenformasyon kampanyaları çok güçlü bir biçimde yapılabiliyor. Buna karşı da hukuk devletimizi korumak, bireyleri korumak ve vatandaşlarımızı korumak için bir düzenleme ihtiyacı söz konusudur. Dolayısıyla burada zaman zaman görüyorsunuz, Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit eden bir takım haberlerle de, bir takım yalan haberlerle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama en önemlisi tabii ki internet medyasının ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeyi hazırlamak, bu özgürlük alanını korurken bireylerin bu devasa yapı içerisinde hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini engellemek, örneğin Türkiye'de üretilen verilerin Türkiye'de kalması gibi, buna benzer bir takım yaklaşımların ortaya çıkması, bütün bu perspektiflere bakılarak, bütün bu perspektifler değerlendirilerek henüz tartışma aşamasında bu. Yani bir olgunluğa ulaştığını şu aşamada söyleyemeyiz. Ama bu bir ihtiyaçtır. Artık siber vatan diye bir kavram vardır. Siber vatandaş diye bir kavram vardır. Bugün kullandığımız sosyal medyaların çoğu devletleri aşan bir takım güçlere ulaşmıştır. Örneğin seçim kampanyalarına müdahale ediyorlar. Bazı siyasilerin mesajlarını öne çıkarırken başka siyasilerin mesajlarını geriye çekebiliyorlar. Siz bakıyorsunuz, verdiğiniz bir mesaj şu ya da bu sebeple engellenebiliyor. Bunun için engellenmiştir diye araştırdığınızda aslında bakıyorsunuz, hiçbir şekilde sosyal medya kuralları açısından herhangi bir nefret söylemi içermese, bir başkasına saldırmasa bile sosyal medya kurumunun siyasi tercihleri bağlamında bir ayrımcılığa gidildiğini, kendisini mahkeme yerine koyduğunu zaman zaman sosyal medya yöneticilerinin, bütün bunları görebiliyorsunuz. Bu kapsamlı ve bu çağın önemli sorunlarından bir tanesi. Dolayısıyla dediğim gibi hem bu özgürlük alanını koruyarak ama aynı zamanda da bireylerin bu devasa yapı karşısındaki güvencelerini garanti altına alacak bir denge içerisinde bir perspektif, bir bakış açısıyla
bu tartışma yürütülüyor. Olgunlaştığı zaman sizle paylaşırız. Buyurun, sonra size gelelim. Buyurun lütfen. Efendim, siyasi partiler ve seçim kanunu çalışmaları üzerine MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan %7 üzerine mesajlar verdiler. Ancak söz konusu çalışmada dar ve daraltılmış bölgeye ilişkin başlıkların da olduğunu biliyoruz. Bu noktada varılan bir mutabakat var mıdır Cumhur İttifakı içerisinde? Şimdi arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek ziyareti çerçevesinde %7 çerçevesinde çalışma gruplarının bir mutabakata vardığını söylemişti. Sayın Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın bu konudaki yaklaşımı %7'dir şeklinde açıklama yaptı. Dolayısıyla netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur. Bir de bu yapılan çalışmalarla ilgili olarak şunu söylemek isterim arkadaşlar. Tabii siyasi partiler yasasını çalışırken de, başka anayasayı çalışırken de, başka konuları çalışırken de aslında benimsediğiniz ve benimsemediğiniz bir sürü başlığı tartışırsınız. Bu çalışmaların doğasında vardır. Yani siz tercih ettiğiniz başlıkları da tartışırsınız. Tercih etmediğiniz, örneğin muhalefetin tartıştığı başlıkları da değerlendirirsiniz. Çünkü nihayetinde bu mecliste tartışılacak, başka yerlerde tartışılacak. O bahsettiğiniz sorunun ikinci bölümüyle ilgili şöyle bir yanlış yaklaşım olduğunu ifade etmek isterim. Yani sanki Cumhur İttifakı dar bölgeye de dağıtılmış bölge arasında bir tercihle ilgili olarak bir karar vermeyle ilgili bir çalışma yürütüyormuş gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuluyor. Cumhur İttifakı'da yapılan çalışmalar bütün modeller üzerinde yapılan çalışmalardır. Dolayısıyla dar bölge, daraltılmış bölgeye karar verildi. Bunun ikisinden hangisi olsun gibisinden bir değerlendirme doğru değildir. Buna verilmiş bir karar da yoktur. Böyle bir kararın verildiğini söylemek de doğru değildir. Burada yapılan çalışmaları resmen açıklanana kadar birer taslak çalışması olarak görmek lazım. Dediğim gibi bu gündem maddeleri içerisinde bir çalışma başlığı varsa bile, ki bunun zaten bilinmesi de mümkün değil, bu mahrem olarak yürütülen çalışmalar bunlar, o benimsenerek, yani biz buna karar verdik onun için bununla ilgili olarak çalışıyoruz denilen maddeler de değildir. Dolayısıyla o çalışma olgunlaşana kadar, bütün maddeler üzerinde mutabakata varılana kadar bu şekildeki hiçbir haberi teyit etmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir çalışmanın olduğunu ifade etmiyoruz. Buyurun lütfen. Efendim, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir açıklaması oldu bir kadına yönelik. Tüp bebek tedavisi yardım isteyen bir kadına yönelik. Sosyal medyada da çok tepki geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tavrını Sayın Özcan'ın? Bu tabii insanlık dışı bir yaklaşım. Yani dünyanın her tarafında gördüğünüz gibi bir kişi bir konuda faşist bir açıklama yapıyorsa arkasından başka bir konuda ahlaksızca bir açıklama yapar. Faşizm ve ahlaksızlık birbirinin ikiz kardeşidir. Şimdi insanlara su bile vermemekten bahsetmeyi politika zannedenler var. Ondan sonra da bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi orada bir espri konuşuyormuş gibi anlatıyor. Şimdi daha da vahimi şu, birincisi zaten bir kadınla ilgili olarak böyle bir değerlendirmede bulunmak insanlık dışı bir şey. Bırakın siyasetçiye, insan olan hiç kimseye yakışmaz. İkincisi, bunu vurgularken de kadının kılık kıyafetini özellikle vurguluyor. Yani şöyle bir kılık kıyafete sahip birisi diyerekten bunun altını çiziyor. Bu tabii bu iğrençliğe başka bir iğrençlik de katıyor. Daha başka bir ahlak dışılık da katıyor. Kıyafeti ne olursa olsun. Yani şunu giymiş, bunu giymemiş, şunu şöyle yapmış, bunu böyle yapmış gibisinden bir değerlendirme. Yani meseleyi hikaye etmeye çalışıyor. Çok sanki önemli bir konudan bahsediyormuş gibisinden. Üçüncüsü, daha da üzücü olan şu. Yani insanda biraz edep olur. Bu kadar tepki geldi. Her insan buna karşı ahlaki tepkisini ortaya koydu. Ondan sonra çıkarsınız, bir açıklama yaparsınız. Tek kelimeyle bir özür dilersiniz en azından. Fakat özürü dilerken bile 40 tane şerh koşuyor. İşte şöyle düşünenler varsa onlardan dilemiyorum, böyle düşünenler varsa onlardan dilemiyorum, ama şunlardan özür diliyorum, incinen varsa şöyle yapıyorum vesaire gibisinden. Dediğim gibi yani özür dilenecek ve bir insanın ömür boyu aklına geldikçe mahcup olacağı bir konuda hala maalesef bu şekilde bir utanma siyaset sürdürülüyor. Sonuna kadar kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kadınlar hakkında Türkiye'de maalesef çok aşırı söylemlerin kullanıldığı,
çeşitli vakalara rastlıyoruz. Bununla hem siyasi olarak hem kanunlar çerçevesinde mücadele etmek ama en önemlisi de kültürel olarak mücadele etmek gerekiyor. Neşet Ertaş'ın dediğini yine hatırlayalım. Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz. Yakışan söz budur. Bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir. Buyurun lütfen. Efendim, Millet Haber Ajansı'ndan olduğu eşke benim iki sorum olacak izninizle. ABD'li Senatör Bob Menendez'in Güney Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada amacının son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek cümlesini değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözüm söz kanun hükmündeki kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim sözler hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bob Menendez, Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmeyecek, göremeyecek. Yanlış bir hayal kuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de orada barışın teminatıdır. Orada boş yere bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış harekatı çerçevesinde oraya niçin çıktığını, bugün orada varlığının ne anlama geldiğini herkes, bütün dünya çok iyi biliyor. Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir. Eski EOKA gibi katliam örgütleri yeniden ortaya çıksın demektir. Yapılan bir futbol maçında ya da basit bir ziyarette bile bu kadar ırkçı saldırılara insanlar Rum kesiminde maruz kalıyorlar. Açıkça söylüyorlar zaten birçok yaklaşımlarını. Dolayısıyla bu senatör gitmiş oraya benim arzum Türk askerinin Kıbrıs'tan çekildiğini görmektir demiş. Bunu hiçbir zaman göremeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri orada barışın teminatı olmaya, Kıbrıs davasının korunmasına katkı sağlamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edecek. Kendisiyle ilgili hiçbir zaman ulaşamayacağı bir temennide bulunmuş. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, tabii herkese önüne gelene diktatör diyen, önüne gelene tek adam rejimi şeklinde yakıştırma yapan bir siyasi gelenek bu. Geçmişte de her türlü vesayetin arkasında durmalarına rağmen rahmetli Menderes'e de, Özal'a Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu söylediler. Ama şimdi çıkmış Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde bir mekanizmadan bahsetmiyor. Herhangi bir şekilde bir değerlendirmeden bahsetmiyor. Ben yapacağım diyor. Ben bunu gerçekleştireceğim diyor. Halbuki bu konularda verilmiş bir sürü yargı kararı da var. Bugüne kadar çok şey duyuldu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ama bir tek Fethullahçı terör örgütüyle nasıl bir mücadele stratejisi uygulayacağı herhangi bir şekilde duyulmadı. Dolayısıyla temelsiz, popülist bile diyemeyeceğim, tamamen içerikten yoksun bir değerlendirme. Yani eski sistemdeki adıyla ana muhalefet lideri, dolayısıyla değerlendirmelerinin biraz daha içerikli olmasında fayda var. Türkiye bu kadar mücadeleyi boşuna vermedi. 15 Temmuz gecesi o mücadeleyi de boşuna vermedi. Burada ortaya koyulan uygulamalarla ilgili yanlış kararlar olursa, bunların dönmesiyle ilgili olarak bir takım mekanizmalar da kurulmuştur. Komisyonlar vardır, yargı mekanizmaları vardır. Yani bunlar hiç kimse bir karara mutlaktır demiyor. Ama siz ben gelirsem bunun tamamını şu şekilde yapacağım dediğinizde, aslında siyaset açısından, hukuk devleti açısından olmaması gereken mutlakçı ve mutlakiyetçi bir açıklama yapmış oluyorsunuz. Bu açıdan da sakıncalı bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Buyurun lütfen. Efendim, TGRT Haber'den Emin Kuvat. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin bir tepki göstererek sırtını döndü ve bununla birlikte bir de AK Parti Ordu Ulubey İlçe Başkanı Nutuk ve Kur'an karşılaştırması yaptı ve aslına bakarsanız tepkiye yol açan bir de söylemi vardı. Bu konuları nasıl değerlendireceksiniz acaba? Bahsettiğiniz CHP ilçe başkanının Türkiye Cumhuriyeti'nin başına, devlet başkanına dönük bu tavrı tabi siyaset adabı ve siyaset terbiyesinden yoksunluğun ifadesidir. CHP sözcüsünün biz bu ilçe başkanlar, kendi ilçe başkanlarının yaptığı bu davranışa katılmadıklarını söylemesi de önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Milletin birliğini ve bütünlüğünü temsil etmektedir. Yeni sistemde milletin oyuyla
seçilmiştir. Yüksek bir demokratik meşruiyete sahiptir. Birisinin çıkıp da Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunurken ben bunu AK Parti Genel Başkanı'na karşı yaptım demesi saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli makamına kendisine dönük olarak bir saygısızlıktır. Siyaset adabı ve terbiyesiyle ilgili bir sorun olduğu görülüyor orada. Bu şekildeki bir şeyi CHP sözcüsünün kabul etmemesi de önemlidir. Bizim ilçe başkanımızın yaptığı açıklama da yanlıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz hatırasına dönük olarak herkes çok dikkatli bir şekilde konuşmalıdır. Nutuk okuyan vatandaşlarımızı bu şekilde bir nitelemeyle anmak hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Hele Kur'an-ı Kerim okuyanlarla nutuk okuyanları iki ayrı cephe gibi göstermek son derece sakıncalı bir yaklaşımdır. Bir de şunu söylemek isterim. Kuşkusuz kutsal kitabımızı arzu eden herkesin okuması kendi yararınadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, nasıl bir mücadele verildiğini görmek açısından da nutuk okumasında da fayda vardır herkesin. O ilk cümleyi hatırlayalım. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktım. Manzara-i umumiye şu şekildeydi diyerek başlayan o büyük mücadeleyi, büyük gayreti her zaman önümüzde bir yol gösterici olarak anmak lazım. Böyle nutuk okuyanlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar gibisinden bir mukayese, hiçbir şekilde katıldığımız bir mukayese değildir. İlçe başkan arkadaşımız anlatmak istediğinin maksadını aşan bir cümle kurduğunu ifade etti ve özür diledi açık bir şekilde. Biz bu konularda herkesin son derece hassas, dikkatli ve özenli olması gerektiğini ifade etmek isteriz. Kuşkusuz tarih tartışılacaktır. Çeşitli tarihi olaylarla ilgili farklı değerlendirmeler, farklı mülahazalar söz konusu olacaktır. Siyaset bilimciler tartışacaktır, tarihçiler tartışacaktır, sosyologlar tartışacaktır. Bu ayrı bir meseledir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna gösterilmesi gereken saygı, sadece resmi olarak gösterilmesi gereken bir saygı değil, hak edilmiş bir saygıdır aynı zamanda. Buna herkesin dikkat etmesi gerekir. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Pandemiyle ilgili olarak lütfen Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarılara daha çok dikkat edelim. Sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalmayalım. Maske, mesafe, temizlik konusundaki temel hassasiyete uymamız gerekiyor. Aşı konusunda da vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya tekrar davet ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bugün AK Parti MYK toplantısı var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısını ekranlarınıza getirdik değerli izleyiciler.